Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir haberle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde biz bir video yapmıştık. iPhone fiyatları artacak, artmak üzere. Çünkü satışlar, siparişler durduruldu yazmıştık ve bunu anlatmıştık size o videoda. İki gün geçmeden yeni iPhone fiyatları belli oldu. Şimdi bu videoda yeni ve eski fiyatları karşılaştırarak bu oluşan fiyatları biraz değerlendirmek istiyorum ben sizlere. İlk olarak markanın giriş seviyesi modeli olarak tanımlayabileceğimiz iPhone SE 2 modelinden başlayalım. Şimdi 64 GB'lık modelin eski fiyatı 5799 TL idi. O bile yüksekti ama şu anda ona bile rahmet okuyacaksınız, öyle söyleyeyim. Yeni fiyatı, sıkı durun, 7499 TL oldu 64 GB'lık iPhone SE 2 için. Şimdi devam edelim. Hatta sitemizde de bununla ilgili haberler var. Onların da linkini açıklamada paylaşacağım. Oraya da gidip görebilirsiniz arkadaşlar. iPhone SE 2'nin 128 GB'lık sürümünün eski fiyatı, dikkatle dinleyin burayı, 6299 TL idi. Yeni fiyatı ise 8099 TL oldu. Evet, iPhone SE 2'den bahsediyoruz bu arada. Küçük ekranlı bir telefon arayanlar için geliştirilmiş bir modeldi. Şimdi gelelim daha gelişmiş modellere, ama eski seriden başlıyorum. iPhone 11 64 GB'ın eski fiyatı 7999 TL idi. Hatta 7000 lira civarında da bulabiliyordunuz kampanyalarla, şunlarla bunlarla. Yeni fiyatına, sıkı durun söylüyorum, 10999 TL. iPhone 11 arkadaşlar. 3 sene önceki versiyonundan bahsediyorum. 128 GB'lık iPhone 11'in fiyatı ise 8499 TL idi yakın zamana kadar. Bir hafta öncesine kadardan bahsediyorum. Yakın zaman dediğimde bu. Şimdi bu telefonun fiyatı, sıkı durun, iPhone 11 128 GB için 11.599 TL. Yanlış duymuyorsunuz. 11.599 TL. Devam edelim. iPhone 12. Şimdi iPhone 12'ye geldik. iPhone 12 mini, o da giriş seviyesi model biliyorsunuz. 64 GB'lık olan versiyonun fiyatı 9999 TL idi. Ki o da ucuz değildi bu arada. O da bayağı bir pahalıydı. Yeni fiyatı, sıkı durun, 12999 TL oldu. Yani 13 bin lira diyebiliriz. 10 bin liradan 13 bin lira çıkmış. Yaklaşık %30'luk bir artış var. Şimdi iPhone 12 modeline gelelim. iPhone 12 modelinin fiyatı daha önce 10.999 TL idi. O da yüksekti bu arada. Çünkü bir önceki sürüm bile pahalı yani. Onu söyleyeyim. Yeni fiyatı, sıkı durun, 13.999 TL oldu. Yani bir şey diyemiyorum artık. 14.000 lira olmuş. 11.000 liradan 14.000 liraya çıkmış fiyatı. Yavaş yavaş yeni seriye gelelim. iPhone 13'e. Şimdi iPhone 13 zaten yeni yeni dağıtılmaya başlanmıştı ama bu kur artışı, döviz kuru falan filan derken artık ortalık feci karıştı. Şimdi iPhone 13 mini'den başlayalım. 128 GB'lık olan sürümünün fiyatı 10.999 TL idi. Yeni fiyatı, sıkı durun, 13.999 TL oldu. Yani 14.000 liraya dayandı. iPhone 13 mini. Bakın arkadaşlar, mini diyorum, küçük olan model. iPhone 13 128 GB'lık olan sürümün fiyatı, mini'yi bıraktık artık, normal sürüme geçtik. Daha önce 11.999 TL idi ki o zaman da pahalıydı, o ayrı konu. Şimdiki fiyatı ise 14.999 TL oldu. Yani giriş seviyesi modelin bir üstünü almak isterseniz Apple'da iPhone 13'e 15.000 lira para vermeniz gerekiyor. Devam edelim. Pro modeline geçelim. Pro'yu da merak ediyorsunuzdur belki. iPhone 13 Pro 128 GB'ın daha önceki fiyatı 15.999 TL idi ki bu da yüksek bir rakam, o da ayrı bir konu. Yeni fiyatı, sıkı durun, 19.999 TL. Yani 20.000 değil ama 19.999 TL. Gelelim Pro Max'e. iPhone 13 Pro Max'in fiyatı 128 GB için daha önce 17.999 TL idi. Şimdiki fiyatı, sıkı durun, 22.999 TL. Bu fiyatlarla iPhone alınır mı, alınmaz mı? Artık o sizin kararınız. Ama artık yeni fiyatlar bu şekilde oluşmuş durumda. Bu arada sadece yeni modeller değil. Mesela iPhone daha önceki modeller, işte X-Ray ya da 10R olarak da geçen modelin de fiyatları artmış. Daha önce 5-6 bin lira bandında, daha doğrusu 6 bin lira bandında olan iPhone X-Ray ya da 10R modeli şu anki fiyatı 9 bin liraya dayanmış durumda.
O da artmış durumda. Yani Apple'ın resmi olarak satmadı ama piyasada bulabileceğiniz daha önceki iPhone modellerinin fiyatı da haliyle ve doğal olarak artmış durumda. Yani günümüzde öyle bir iPhone alayım, cebime koyayım dediğiniz zaman 6-7 bin TL'yi minimum söylüyorum. Minimum söylüyorum. 6-7 bin TL'yi cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Büyük paralar tabii ki. Kurlar arttı, dolar arttı, euro arttı. Vergiler var. Telefonda da aynı otomobilde olduğu gibi vergi var arkadaşlar. Çok ciddi bir vergi var hatta. Otomobildeki kadar çok konuşulmuyor bu konu ama telefonda da ciddi vergi var. Tabii ki bayi karı falan filan diye düşündüğümüz zaman onları da işin içine katınca rakamlar cidden uçuyor. Apple zaten ucuz satmıyordu bugüne kadar. Bundan sonra da satmayacağı için fiyatlar da daha da uçmuş durumda. 23 bin liraya kadar telefon alabiliyorsunuz Apple'da. Yani Allah bize kolaylık versin diyorum. Fiyatlar da bu şekilde oluşmuş durumda. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyorum. Orada da güzel haberler yapıyoruz. Hatta bu videoyu çektiğimiz haberi de yine teknolojioku.com adresinde görebilirsiniz. Açıklama kısmında da vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.